Bizim kitapları da bir görelim de. Ya, şimdi, kitaplar var da kitaplardan Romence, nereden temin edecekler? Romence şiirimizi onu es geçmeyelim. Tamam. Aslında çok programda konuşacağımız çok şeyler yani var. Yani o kadar dolu ki hadi kardeşim. O kadar bu İlyas dolu. Kardeşimiz 50 programda malzeme var yani. Şimdi bir Romence çıkartıyor, bir öbür taraftan çıkartıyor. Yani kim bilir daha neler var. İmparat olacağım. Yani Roman şiirini de şey yapmayalım. Çünkü Romanya'dan izleyen çok arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onu da inşallah es geçmeyelim. Bizim şimdi yavaş yavaş final zamana, son zamanlara giriyoruz. Eğer göndereceğiniz selamlar varsa şurada son cümlelerle selamlar da alalım. O kadar çabuk onda, zaman geçti canım, mi bizim, yani tabii. Biz anlayamadık hadi kardeşim. Evet. Yani o zaman son cümleleri alıyoruz herhalde. Evet. Öyle mi oluyor? Aynen son cümle bir eser alacağız daha. Evet. Ondan sonra İlyas kardeşime yine bir fırsat olur ama sen söyleyeceklerinin içinde kalmasın. Tabii. Ufak tefek bir şeyler varsa onu da alalım. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben buradan bütün Kanal Avrupa izleyicilerine selamlarımı gönderiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, hep güzellikler samimi insanlarla beraber olsun. Dünya samimi insanların eline kalsın diyorum. Kendi egolarıyla uğraşan insanları toplumun önünde lider olarak görmek istemiyorum. Gördüğüm zaman da rahatsız oluyorum. Bu ister bir sivil toplum yöneticisi olsun, ister bir devlet başkanı olsun. Ben sadece şöyle dua ediyorum her dua edişimde. Allah'ım diyorum, sen bu tip insanları insanlığın başından bertaraf et diyorum. Televizyonların karşısındaki izleyicilere de aynı duayı etmelerini rica ediyorum. Çünkü insanların kaderi sadece birkaç kişinin elinde olmamalı. Evet, evet. Eğer bir insan yanlış yapıyorsa o yanlışa dur demeli. Evet. Bu şekilde veda edeyim. Herkese buradan selamlar diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor diyorum. Evet. Selamünaleyküm Hadi Hocam. Size, konuğunuza, konuklarınıza ve ekranları başında izleyen izleyicilere grup çağrı adına ve ben Hafız Şuayb Özen selamlarımı sunarım. Allah'a emanet olun demiş. Haftaya da inşallah Hafız Şuayb Özen kardeşimiz burada olacak. İnşallah ondan da güzel eserler dinleyeceğiz. Şimdi bir güzel canlı bir Romence, değil mi? Romence, evet, bir şiir Romence alalım. Romence bir şiir alalım. Taceddin Aktaş abimin de buradaki ekibe selam var. Evet. Ona da buradan selam olsun. Hüseyin'ime de selam olsun. Şimdi ilk defa Kanal Avrupa'da Romence bir şiir dinleyeceksiniz. Ama Romence ama hep bizim kalbimizden geçenleri, bizim Türkçemizde dinlediğimiz şeyleri Romence'ye çevirmiş güzel kardeşim. Evet, çok güzel. Dini, tebliğ, nasihat, aynen. Güzel bir... Yok oradan verecekler. Ha fondan, oradan tamam. Oradan fondan verecekler. Tamam. Fon oradan geliyor. Darştım kutu ömmeyfi or unde lumina sıfın tutendir ey yavmuş di domne çe ispite vormay veni inkalana darştım kıntine bir yunse şi okrotire voy aryan. Eu nu știi, domne, decât prieten mai pot fi încă părăsit, dar știu că tu mei fi cu mine înșușitor de despărțit. Eu nu știi, domne,
kıtel akrim avsumay pılinge okimey darştiv kıtu veyfi alinar şimin yere pentru ey yev nuşti domne kıta jertfe mai trebuie să aduc din greu, dar știu că tu vei de putere. Ți-am sui de plin cal marul meu, eu nu știi, Doamne, câtă rând. Voi mai primi de la ai mei, dar știu că tu vei de răbdare. Și rugăciunii pentru ei, eu nu-mi știu, Doamne, viitorul, dar știu că el în mâna ta. Ajută-mi să nu uit acestea, ca liniștit să-ți pot urma. Çok güzel. Şu anda Romanya'dan izliyorlar bizi, değil mi? Evet. Çok. Şimdi tercümanlık da yapabilirsin. Evet, ona da evet. O bilgiye de sahipsin. Evet. De ki, bak ben söylüyorum, sen evet. De tercüme et. Evet. Bize Popescu'yu verdiniz. İlye'yi verdiniz. Hacı'yı verdiniz. Bizi Avrupa şampiyonu ettiniz. Evet. Bize gönlünüzü verin. Biz dünyalar şampiyonu olalım. Evet. Aynen öyle. Da. Și domnul Hadi prietenul meu zice că voi ai dat la noi Hagi Popescu, Popescu, Adrian Ilie, Adrian Ilie, Avrupa şampiyonu olduk. Și şampiyonu cu Avrupa am fost, dar voi nu vrei tot, dar noi vrei că la cu inima, inima. Singur. Aynen, inima. Dai es la noi, singur inima asta ajunge. Nu mai vrei altceva. Ya, ajunge de el zi. Yok. Hadici de. Yok yok. Ajunge dedin mi şimdi? Gönlünüzü verin bize yeter. Ajunge yani, ajunge yeter demek yani. Yeter. Bize yeter. Ha tamam. O zaman şöyle diyelim. Evet. Siz bize güvenin, ajunge yeter diyoruz. Gerisini merak etmeyin diyoruz. Evet. Kitaplarda bir görelim. Ya hangi kitapları yazdın? Kitaplardan Avrupa'nın göbeğinde kitap yazarlarımız az var. Az önce arkadaşlarımız tabii şey yapmadılar. Oradan resimlerden gösterecekler herhalde, göstermediler. Varsa kısaca bir geçelim arkadaşlar hemen. Evet, çünkü kitapları tanıtan şeylerimiz de vardı. Gazetelerde çıkmış olan şeyler. Onlar evet, içeriden imza herhalde göstermediler. Bir resimlerimizi gördük oradan. Yoksa evet, oradan o kitaplar gazetelerde var. Burada pek yok. Burada birkaç tanesi var. Ama yayınlanmış olan şeylerden. Kitabı şöyle tutalım kamera. Burada var mesela Cehennemi Neydi? Satın almaya kalkan adam, aşk şiir gırgır mesajları. Bunlar Romanya'da mı yazın, Almanya'da mı yazın? Yok, Almanya'da yazılmış. Şu anda Çifte Yüzlü Romanlar diye bir kitabım çıktı. Onu bekliyoruz, gelecek. Ondan sonra onlar da gazetelerde falan çıktılar zaten. Onların tanıtımları falan oldu. Tabii bu biraz romanları kızdıracak bir kitap olacak. Çünkü Romancı'ya de çevriliyor şu anda. Tabii Romanya'da fakirlikten, olumsuzluktan gelen şeyler bunlar tabii. Hani romanların genel olarak hepsini biz aynı kefeye koymuyoruz tabii. Evet. Ama insanların öyle içine işlemiş ki, yani adam geliyor, şef, komiser, evet, benim fabrikaya, diyor ya İlyas Bey diyor, ben diyor bu akşam diyor nasıl uyuyacağım falan, komiser diyor bunu, başkomiser, dedim hayırdır hasta mısın falan, yok ya diyor, bugün diyor hiç diyor rüşvet alamadık diyor, nasıl uyuyacağım ben bu hastalık, akşam? Rüşvet, düşünebiliyor musun? Hastalığa yakalanmışlar. Adam. O ne ki rüşvet? Bilmiyoruz. Şimdi biz hamdolsun unuttuk. Hakikaten ben bizzat gördüm bu son senelerde. Türkiye'de böyle bir şey kalmadı. Yani bu vardı.
ülkemize de vardı. Demek ki oralardan gelmiş. Ya ama şimdi bu kötü adet bir şeyi anlatayım. Bu da çok enteresan. Bir şey anlatayım. Bakın şu anda ekranlarda gösteriyor. Romanya'daki sıkıntıları yansıttığımızı. Şimdi bekçim, benim bekçim, fabrika bekçim ya. Evet. Bir firma sahibi geliyor bana. İlyas Bey diyor, bana diyor yatak lazım. Yaylı yatak lazım. Kaç paraya veriyorsun? Ben de arkadaş diye, tabii biz imalatçıyız, fabrikayız ya. Fiyat söylüyorum. Bu fiyata sana veririm diyorum. Yok diyor, olmaz diyor. Çok pahalı. Niye diyorum? Petrika diyor daha ucuza satıyor. Petrika benim fabrikanın bekçisi. Yataklar çalınmış. Yataklar nerede bilmiyoruz. Yani adam denk geliyor. Diyor ki olmaz diyor. Sen diyor çok pahalı satıyorsun diyor. Petrika daha ucuz satıyor. Ya arkadaş, Petrika benim fabrikanın bekçisi. Bekçi çalmış yatakları. Markasını da yapıştıraydı bari Petrika diye. Anlatabiliyor muyum? Hangi birini anlatayım ki hani romanlarla ilgili? Çok hikayeler ama var. Ama bir sürü roman var diyorsun yani. Tabii. Petrika bir marka oldu mu orada? Ya işte o var. Şimdi